Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili fallarımdan kapattım. Ben ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. İki tane fal kapattım. Siz şimdi bunlardan bir tanesini kendiniz için, eşiniz için ya da sevdikleriniz, bir arkadaşınız ya da bu hafta için, bu ay için herhangi bir şey için niyet edin, tutun. Ben sırayla ikisine de bakacağım. Bu tamamen sizin enerjinizle alakalı. Bakalım seçtiğiniz falda o düşündüğünüz şeyle ya da düşündüğünüz kişiyle ilgili neler çıkacak? Dediğim gibi bu tamamen sizin enerjinizle alakalı. Kanalımda birçok videom var bu şekilde. Girip baktığınızda yüzlerce fincan içerisinden de bir tanesini seçerseniz bence tamamen duymak istediklerinizle ilgili, enerjisel çekimle ilgili duyabilirsiniz. Hani nasıl birisini yolda, birini çok düşünürüz, bir anda böyle yolda karşılaşırız ya da o kişi bizi arar. İşte bence bu enerjiyle alakalı, kafanızdaki soru işaretiyle ilgili bakalım neler çıkacak falınızda. Ben şimdi sırayla ikisine de bakacağım. İkisine de farklı fincanlar kullandım ve farklı objeler koyuyorum üzerlerine ki diğer videolarımdan ayrılsın diye. Seçin, sırayla da ben ikisine de bakacağım. Ben şimdi arkadaşımın bana verdiği fincandan başlayacağım. Bakalım bunu seçenler için falınızda neler çıkacak. Şimdi şöyle bir içini ben de göreyim. Sizler de bir görün istiyorum. Bakalım şöyle ilk açınca sanki böyle karamsarlığın içerisine doğmuş bir insan yüzü yok mu? Yani bakın kapkaranlık, böyle karanlık bir şöyle olabilir. İlk açınca hissettiğim ve düşündüğüm şuydu. Çok böyle karamsar düşündüğünüz ya da gerçekten de böyle zor günler geçirdiğiniz bir anda hayatınıza girecek bir insan var burada. Bakın böyle bir masumane bir saf bir ifadesi var. Böyle gözleri bakın. Burnu biraz uzun sanki böyle bir insan ve hayatınıza giriş yapacak. Hani bazen çok zor dönemlerde olduğumuzda hayatımıza bazı insanlar girer. Bazen zaten yakın çevremizdedir ama hayatımızın özelimizin içerisinde çok değildir o insan. Ama sonra daha özelimize girer. Daha böyle ruhumuza dokunan bir insan olmaya başlar. İşte böyle bir insan olacak. Böyle çok sıkıldığınız anlarda eğer ki yalnız ve bekarsanız bence hayatınıza yeni biri girecek. Böyle o karanlığı tamamen aydınlatacak ya da işte bu bir arkadaş, bir akraba, uzaktan görüşmediğiniz biri uzun zamandır belki ama hayatınıza gelecek, ruhunuza dokunacak, o karamsarlığı içinizdeki o sıkıntıyı atmanıza sağlayacak bence. Çünkü böyle bir şey dert etmişsiniz, böyle inanılmaz derecede yüreğiniz kabarmış, hani böyle yürek kabarır ya, hani bu böyle kabarmış bir şekilde görünce kahve fincanında şey derim ben hep, böyle hani yürek çok kabarmış bir şeye böyle çok üzülmüş, içlenmişsiniz ama işte bu hayatınıza girecek insanla birlikte o sizin ruhunuza dokunacak, belki yaralarınıza merhem olacak. İşte derdiniz neyse derman olacak. Belki dertleriniz ortak olacak ama size çok iyi geleceğini düşünüyorum. Böyle bakın çok bariz bir şekilde insan yüzü çıkmış. İnşallah hani beklediğiniz birileri varsa öyle dostane biri ya da hayatınıza birini almak istiyorsanız bence o kişi artık hayatınıza girecek. Bakalım. Burada hanede sanki böyle bir şeyler oluşmuş. Bakın böyle ayakta duran bir insan var ama bu karnı şişmiş ve hanede ya gerçekten bir bebek haberi alacaksınız ve bu bebek haberi çok uzun zamandır beklenen bir bebek haberi de olabilir ama eğer bir bebek haberi değil bu sizseniz ya yani hamile de kalabilirsiniz ama bir erkek olarak dinliyorsanız eşiniz hamile kalabilir. Aileden çok yakından birinden hamilelik haberi de alabilirsiniz ama şöyle bir şey de vardır. Hani bazen insanın karnı sıkıntıdan şişer ya böyle hani bir şeyleri çok böyle içimize tutarız hani tabiri caizse böyle içimizde şişer bir şey. Bir şeyi çok dert edip ama tutmuşsunuz içinizde. Çok dışarıya belli etmemişsiniz. İşte kendinizi böyle bir kalabalığın içerisinde aslında bakın insanlar var etrafınızda ama etrafınıza bir sınır çizmişsiniz ve böyle bir kendinizi yalnız hissetmişsiniz. Hani böyle çok yakınlarınızda aslında bu. Hani böyle çok uzakta değil. Yani uzak kişilerle değil. Yani böyle aile içerisinde en yakınlarınızla bile kendinizi izole edip biraz yalnız hissettiğiniz bir durum oluşmuş. Böyle bir kendinizi şeye almışsınız ve söyleyemediğiniz belki de karşı tarafı kırmamak için, üzmemek için söylemediğiniz şeyler içinizde biraz şişmiş, dert etmiş. Bir insan var. Sizle bağlantısı olan bir insan ama sizden yaşça bence daha küçük biri. Yani bu bir gönül bağı olabilir, kan bağı olabilir, sorumluluklarınızdan dolayı bir bağ. Sizden sanki yaşça daha küçük biri olabilir bu ama
bu kişiye bir bağınız var. Sanki hani arka tarafta, yani daha doğrusu o biri var, o biri üzülmesin diye çok içinizde tuttuğunuz şeyler olmuş. Yani her neyi içinizde tutuyorsanız, her neyi dert ediyorsanız ve insanlar içerisinde böyle kendinizi izole hissedip yalnız kaldığınızı, hani o kalabalıklarda bile yalnız kalmanıza sebep olan derdinizi, işte arkanızda bir bağınız olan bir insan için, belki o üzülmesin diye, belki onun hayat şartları değişmesin diye, ama hani onun için içinizde tuttuğunuz bir insan, bir derdiniz, bir sıkıntınız var gibi. Her ne yaşanmışsa geçmişte size üzen birileri olmuş bence. Çünkü bakın böyle 2-3 kişi gelecek. Bir tanesi böyle sizin önünüzde biraz eğilecek, bir özür dileyebilir ya da hatalarının farkına varır. Bazen insanlar hani ben hep diyorum ya, bir bilinçli hata yapan insanlar vardır. O zaten hep yapar. 1-2-3-5, 1 yıl, 2 yıl, hani o zaten affedilir tarafı yoktur. Ama bir de böyle bilinçsizce hata yapanlar vardır. İşte o zamanlar onlar böyle bazen farkına varırlar ve geri dönerler. Onları affetmek de gerekir. İşte bazıları pişman olabilir. Böyle ise geri dönecekler. Hatta bunlar 3 kişiler, yani tek başına da değil, ama bir tanesi gelip sizden aleni özür dileyecek. Diğerleri de ona ya destek olacak, evet git özür dile diye, ya da onlar da onunla birlikte gelecek. Belki hep birlikte senden yaptıkları hata için özür dileyebilirler, ama sizden böyle bir mahcup durumu var böyle karşı tarafın. Hani bazen uzun yıllar sonra da anlaşılır. Hani bir insan, bazı insanların olgunlaşma dönemleri farklıdır. Ben bir yerde okumuştum. İnsanların, özellikle kadınların daha doğrusu olgunlaşma yaşı 32, erkeklerde de 40 diye yazıyordu. Bir makale okumuştum. 32'sine kadar başka bir siz, 32 yaşından sonra başka bir siz oluşurmuş. Yani olgunlaşan, hayata farklı gözlerle bakan, farkındalığı artan bir insan olarak farklı bakarlarmış hayata. Erkekler biraz daha geç olgunlaşabiliyorlarmış yazıyordu. Ve hani bazen insanlar çok uzun yıllarda size hata yapmış olabilir, ama çok bilinçli olarak yapmıyorlarsa işte ne ala, onlar affedilebilir insanlar. Hayatınızda bunlar zaten yakınız, aileniz de olabilir. İşte bir şeylerin farkına geç varacak, ama gelecekler gibi çıkmış. Belki de onlarla ilgili bu süreci atlatabilirsiniz. Ayrıca içinizde tutmayabilirsiniz. Ya da onlar özür dilediği için gönlünüz rahatlayabilir sizin. Bakın böyle kuğu gibi bir şey çıkmış. Böyle dimdik ayakta duran, böyle kuğu gibi de böyle arkasında açılan biri var etrafınızda. Hani bu böyle genç biri, çok böyle cıvıl cıvıl biri. Hani böyle hayatının baharında çok güzel, çok yakışıklı ya da böyle hani çok bilinçli, ama dimdik duran biri var. Böyle hani güzelliğiyle hani dikkat çeken biri gibi. Özellikle aile etrafında. Bu kişi böyle bir konuda yalnız kalmış. Bu da yalnızlık çekmiş, ama böyle ya eşinden ayrılmış, ya sevgilisinden ayrılmış, ya da kendini bir süre yalnız hissetmiş gibi, ama ayağa kalkmış. O kişiyle ilgili, bu kişi siz de olabilirsiniz. Hani bu biraz genç çıkmış, böyle güzel hayatının baharında dimdik böyle kuğu gibi duran bir insan. Arkasında böyle hani kuğunun şeyi açılır ya böyle. Arkası falan vardı. Bu siz de olabilirsiniz, ama hani siz ben daha olgun yaşta biriyim derseniz çocuklarınız veya torunlarınızdan biri olabilir. Bu kişiyle ilgili güzel bir haber alacak. Bu kişi böyle bir ayağa kalkacak. Hani böyle etrafı aydınlanmış bu kişinin. İnşallah onlarla ilgili, o kişiyle ilgili güzel haberler alırsınız, ya da sizseniz sizinle ilgili güzel haberler olsun. Bakalım burada böyle, bakın yaşlı bir insan yüzü var sanki, böyle hani burnu da böyle biraz hani böyle karakteristik bir burnu var sanki. Bir yaşlı bir insan var. Etrafında da insanlar onu dinliyor. Bir etrafınızda bir insan var. Bir yaşlı ama bu sözü dinlenen bir insan. Hani bu siz ya da sizin yakınınızda biri. Yaşı büyük diğerlerinden ve hani sözü, düşünceleri takdir gören biri var sanki. Böyle bir arkadaş ortamında ise bir büyük arkadaşınıza, iş ortamındaysa bir yöneticinize, ailedeyse bir aile büyüğüne bir şey danışacaksınız. Ama bu böyle 4-5 kişi, belki bir kalabalık içerisinde çözemediğiniz bir olayı gidip danışacaksınız ve hani fikir almanız gereken, size yol gösterilmesi gereken bir olayla karşılaşacaksınız. Bulunduğunuz çevreyle birlikte, sonra da belki de güzel destek ve yol gösterecek büyük ihtimalle o kişi.
Bakın şurada ikiz gibi kafa çıkmış iki tane. İkisi de birbirine çok benzeyen iki tane kafa gibi var. Bu bir konuda çok kararsız ve ikilemde kaldığınız anlamına gelir. Ya bir konuda çok kararsızsınız. Hani bazen siyah ve beyaz eşittir yani. Hem siyahı eşit istersiniz hem beyazı. Hani böyle arası yoktur. Biri daha ağır basmıyordur ya da biri %60, biri %40 değil. İkisi çok birbirine benzer gibi. Bir konuda ya böyle hem onu da istiyorum hem onu da dediğiniz böyle çok kararsız kaldınız. Onu da yapmak istiyorum ama onu da yapmak istiyorum ama belki zamanınız yetmiyor. Onu da almak istiyorsunuz ama onu da almak istiyorsunuz ama paranız yetmiyor gibi. Yani bir konuda böyle ikilemde kalmışsınız veya kalabilirsiniz. Biraz zorlanacaksınız karar vermekte. Çünkü hani eşit dediğim gibi bir taraf ağır basmadığı için karar vermek zor ama ikisi de eşit olduğu için verdiğiniz karar her nihayetinde ikisi de aynı sonuçlar getirecek. Burada da böyle bir kurt çıkmış sanki böyle kuyruğunu da kaldırmış hani böyle bir kurt gibi. Kurt ben böyle şey derim bir deneyimler açısından kurt gibi derler ya deyim anlamında. Bir de böyle büyük bazen de kurtluk deyimi vardır ya böyle hani kurtça yanlış anlamıyla hani böyle birisi size böyle kendi menfaati için yaklaşabilir hani bir kurtça hani böyle kendi avını yakalamaya çalışır gibi kendi çıkarları için etrafınızda biri dolanacak iş yerinde olabilir çevrenizde aile çevresinde ama bunu fark edeceksiniz bakın böyle çok bariz bir kurt etrafınızda dönüp dolaşacak bir süre belki de ona dikkat etmeniz gerekebilir. Bir de tabağımıza bakalım. Bu fal bence genel anlamıyla güzeldi. Çünkü karanlığı yenecek biri çıkacak hayatınıza. O kişi ailenizden biri de olabilir. Dediğim gibi uzun zamandır görüşmüyordur. Belki de şimdi görüşeceksiniz ve artık ruhunuza, kalbinize dokunacak ama bu sıkıntıyı atlatmanıza destek olacak sanki gibi çıkmış. Tabağımıza bir de bakalım. Bakın tabağınızda da bir insan silüeti gibi çıktı. Böyle geliyor, yavaş yavaş gözükmeye başlamış. Galiba bu falan anlamı hayatınıza gelebilecek bir insan. Bu dediğim gibi bazen eş, bazen arkadaş, bazen dosttur. Ama size iyi gelecek, her nasıl gelecekse. Size çok iyi gelecek. Böyle size doğru yavaş yavaş ilerleyen ve hani böyle hayatınıza size destek çıkacak. Herhangi bir konuda, hayatınızın genelinde belki de. Hayatı güzelleştirecek bir insan. İnşallah güzel bir konuda size dokunur hayatınıza. Çünkü yalnızlık da hoş bir şey değil. İlla ki hayatımızda doğru insanlar olmalı ama gerçekten doğru insanlar olmalı. Varsın yanlış insanlar çıksın hayatımızdan. Çünkü zaten hani şu an çok faydasını görmediğiniz, hani uzun zamandır faydasını görmediğiniz insanların yokluğundan da hiçbir zarar görmeyeceksiniz, emin olun. Öyle düşünün. İnşallah güzel insanlar girsin hayatınıza. Güzel olumlamalar yaparak tekrardan kapatalım falımızı bitirelim. Çünkü olumlamalar çok önemli. Ağzımızdan çıkan sözler çok önemli. Güzel düşünelim, güzel olsun. İlk falımızı seçenler için bunlar çıktı. Bakalım bir de ikinci falımızı, beyaz fincanımızı ve pembe gülümüzü seçenler için falımızda neler çıktı. Bu fal biraz daha ferah, biraz daha aydınlık çıktı ama böyle uzun bir yola çıkabilirsiniz. Uzun bir uzun vadeli bir plan yapabilirsiniz hayatınıza dair. Hayatınızda güzel, ferah bir döneme gireceksiniz ama böyle küçük bir şu biraz sincap gibi de değil mi? Böyle sincap kafası gibi çıkmış şu beyaz karanlığın içerisinde. Sincap da işle ilgili bir şeydir. İşle ilgili bir haber alacaksınız ama kötü bir haber değil bu bence. Güzel bir haber alacak. Hatta haber alacağınız ya da size haber verecek kişinin isminde veya soy isminde C harfi olabilir. Şuradan bakınca da N harfi. Bir bekleyin bakalım. Eğer iş arıyorsanız işle ilgili kariyerinizle ilgili birinden haber gelebilir ve bu insanın isminde de C ya da N harfi olabilir. Belki de sizde vardır bu. Ama böyle bir kariyer ve işle ilgili bir gelişme olacak. Sanki bakın böyle aile büyükleri böyle nasıl diyeyim? Herkes böyle gelmiş bir araya bir şeyler konuşuluyor. Bir barışma söz konusu var sanki burada. Böyle hani ana hatlarıyla çok böyle çok 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 büyük sorun yaşayıp atlattığınız ve böyle küstüğünüz, darıldığınız, kalben tamamen kırgın olduğunuz ya da bedenen de gerçekten bir süredir ayrı olduğunuz bir insan varsa bakın o insanla böyle bir araya gelip barışacaksınız. Böyle hani burun buruna verip böyle konuşmak, hoş sohbet, hani barış vardır ya böyle
O keyifli bir ortam, o çıkmış sanki. Dediğim gibi eğer kırgın ve dargın olduğunuz ama sevdiğiniz aslında hayatınızın önemli insanlarından biri varsa bu kişiyle birlikte böyle tekrardan bir araya geleceksiniz. Çok güzel bir sohbet ve bir kırgınlık, küslük varsa bu da bitecek büyük ihtimalle. O kişinin isminde bence E ya da E harfi var gibi de, şöyle E gibi de çıkmış çünkü o. O insan gelip size anlattığında hayatında böyle karmaşık kaos oluştuğunu ve hayatında neler yaşadığını, hani nasıl diyeyim, bir şey yapmıştır size ya da sizden bir süre uzaklaşmıştır ama öyle güzel anlatır ki bu uzaklaşmayı yaptıklarını. Affedebilirsiniz çünkü hayatına gerçekten yaşanmış kaos var sanki bu insanın, böyle bir karmaşa yaşanmış hayatında. Kaoslar yaşanmış ve o yüzden onu anlayabileceksiniz. Zaten karşı taraf hani bir hata yaptığında ya da bir konu olduğunda bence en güzeli nedir biliyor musunuz? Hani mertçe gelip anlatmak, işte neden olduğunu. Çünkü karşı taraf o zaman affedebiliyor ama hayır, hiçbir şey anlatmadan böyle yaptım ama bir daha yapmayacağım ya da hani böyle bir de özür dilerim. Hani hiç, yani insan bir şeyi neden yaptığını anlatır değil mi? Böyle bir nedeni vardır her şeyin. O zaman siz de hani daha çabuk affedebilirsiniz. İşte bu kişi böyle karşınıza gelip anlatacak karmaşasını, yaşanan şeylerini gibi çıkmış. Hane içerisinde bir insan arkasını başka birine yaslamış. Yani bu siz de olabilirsiniz. Ya da başka biri, hatta birileri, iki kişi olabilir. Hep sırtını size yaslıyor. Yani hani böyle her konuda, yani maddi olabilir, manevi olabilir ama böyle hep ehli keyif insanlar vardır ya. Hani ama bunlar atsan atılmaz, satsan satılmaz. Hani böyle çok uzağınızda değil, çok yakınınızda insanlar. Aileden birileri belli ki ya da ev arkadaşınız olabilir ama sırtını o kadar çok yaslamış ki diğerine, hani böyle biraz zorlayacak, hatta böyle hani bu kişi bakın sırtını yaslayıp diğer tarafa iyice böyle hani yaslanmış, sınırları zorlayacak kadar yaslanacak. Yani hani bazen sorumlulukları tamam karşı tarafa veririz falan ama bazen de hani şey çıkartırız, artık bunun dozunu kaçırırız falan böyle. Dozunu kaçıracak şekilde diğeri sırtını yaslayacak ve arada bu yüzden küçük sorunlar yaşanabilir. Çünkü hani herkes de sorumluluğunu bilmeli. Belli bir süre sonra karşı tarafı sıkabilir, yorabilir bu durum. Böyle bir hane içerisinde bir durum çıkmış. Bakalım başka neler çıkmış. Bir kalabalığın içerisinde böyle eğlenen insanlar gibi bunlar. Bakın burada iki kişi böyle dans ediyor ve burun buruna öpüşüyorlar gibi. Burada başka insanlar dans ediyor gibi. Böyle eğlenceli bir ortamın içerisine girebilirsiniz. Bu bir düğün, söz, nişan da olabilir. Bir doğum günü partisi olabilir ama keyifli bir ortam olacak. Bu belki de işte yakın çevrenizde birinin evlenip sözlenmesi, nişan, düğün gibi bir şey olabilir. Hani bir doğum günü partisi olabilir ama keyifli bir ortama gireceksiniz. O ortama girdiğinizde birinden, bakın böyle biri, bakın şurada bir insan var, buradaki insana böyle kulağına doğru bir şeyler söylüyor. Size girdiğiniz kalabalık bir ortamda bir şey duyacaksınız. Hani böyle çok şaşıracağınız bir şey, birinin çok özeli olabilir, mahremi olabilir, çok gizli bir şey olabilir. Böyle sizi şaşırtacak bir haber duyacaksınız. Çünkü böyle hani fısıltı gazetesinden söylenir gibi şu kişi böyle bu kişiye böyle yaslanmış, burnuna doğru böyle şey, kulağına doğru bir şeyler fısıldıyor. Hani böyle hani fısıltı gazetesinin söyleyebileceği şeyler. Hani böyle çok hani aleni ortada konuşulmayacak ve siz de şaşırtılabilecek bir haber alacaksınız. Ama bu yakın çevrenizde de biri böyle çok eğlence yapacak. Siz de olabilirsiniz, sizin çevrenizde de ama böyle düğünlü, dernekli ya da böyle eğlenceli, keyifli bir ortamınız var, gözükmüş bir de çıkmış. Burada bir ördek kafası, bu resmen ördek kafası. Bakın bu da ördeğin küçük gövdesi. Bir ördek var. Ördek, ben hep derim, ördek böyle bir şeydir. Bir yanlış yapan, aptallık yapan tabiri caizse bir insan. Ama bu koca kafalı çıkmış. Yani hiç anlamıyor. Yaptığı hatayı bile farkında değil ya da farkında ama umurunda değil. Hiç anlamak istemiyor. Bazı insanlara anlatırsınız ya böyle 100 kere, 1000 kere, 10.000 kere falan. Ya bu yanlış işte, bunu yapma falan diye anlatırsınız ama o yok, dinlemez yani. Tekrar tekrar, şu koca kafalı deriz ya tabiri caizse, çok affedersiniz, anlamaz ya, işine gelmez. Bir şey çok fazlasıyla böyle aynı hataları yapan, size böyle karşı sorumsuz davranan bir insanla tartışma içerisine girebilirsiniz. Çünkü hani yine kafasının dikine gidecek, yine yapacağını yapacak. Böyle çok inatçı, çok aksi çıkmış. Yaptığı hatadan asla vazgeçmiyor. Kafasını terse çevirmiş, kabul etmiyor. Hani öyle tipler vardır ya, hani
İnadı inat gibi hata yapar ama hata yaptığında asla kabul etmez. Bazı insanlar vardır, hatalarını kabul eder. İşte onlar çok güzel, hani en azından hataya değil bir daha yapmayacağını biliriz ama bazılarının umurunda değildir. Yani söylersin, söylersin, söylersiniz, arkanızı dönersiniz, hop yine aynıdır. Çok da değişmez. Böyle biri çıkmış maalesef. O kişiyle küçük bir tartışma, küçük bir sorun yaşanabilir belki de. Öyle insanlar varsa maalesef, hani kendi çocuğumuz bile olsa bazen maalesef anlamıyorsa ve aynı hata yapıyorsa sorun olabiliyor. Belki küçük bir sıkıntı, bir şey, tartışma, sorun olabilir aranızda bu konuyla ilgili. Bu konuyla ilgili de böyle şey, bu falla ilgili en çok da dediğim gibi işle ilgili çok yakın çevrenizde ya da sizle ilgili bir burada sincap çıkmıştı, bir haber gelecek. Ve bir barışma en çok da gözükmüş. Yani bu falın sanki böyle anlamı da buymuş gibi. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkacak? Şimdi bakın, burada aslan gibi biri çıkmış, böyle gerilmiş. Güçlü bir döneme gireceksiniz. Herhangi bir konuda, hani kendinizi zayıf hissettiğiniz bir konu varsa onun tam tersine güçlendireceksiniz. İşte sağlıkla ilgili ise sağlıkta güçleneceksiniz. Psikolojik olarak kendinizi güçsüz hissediyordunuz, işte güçlenme dönemi. Bedensel olarak işte diyet yaptınız, daha fit gözüküyorsunuz. Spor yaptınız, ayrıca daha iyisiniz. İş yerinde kariyer anlamında güçlendiniz belki ama hani herkesin kişiye göre değişir. İlişkisinde güçlenmek de olabilir. İlişkide kendinizi öyle güçlendirirsiniz ki artık ipler sizin elinizdedir gibi. Ama bir güçlenme dönemi çıkmış bu falda. Bakın bir aslan çıkmış. Güçlü bir dönem. Hayatınız ikiye bölünmüş, geçmiş ve gelecek gibi ve siz aslan olarak bu tarafa doğru ilerliyorsunuz ileri. Artık geçmiş belki biraz daha zayıf, biraz daha güçsüzdünüz ama bundan sonra daha çok güçlenmeye karar verebilir ve gerçekten öyle yol alabilirsiniz. Zaten ben hep diyorum, bazen tekrara gidebilirim aynı videolarda, aynı şeyleri söylüyor olabilirim. Ama gerçekten bir hedefiniz olsun. Gerçekten bir şeye niyet edin ve kalkıp harekete geçin, eyleme geçin. Yoksa hani hiçbir anlamı yok. Bir şeyler duyuyoruz, görüyoruz, her şeyi biliyoruz. Ama ataletimizi yenmemiz gerekir. Öyle bir kitap da var. Ataletini yen, hayatını değiştir gibi. Ben ismini soranlara bakarım, okumuştum. Hemen yazarım da yorumlara. Atalet dediğiniz duygu, o hani üstümüzde biliriz ne yapacağımızı ama bizi tutan şeydir ya, yapamayız bir türlü. Hani böyle spor yapmamız gerekir, yapmayız. Diyet yapmamız gerekir, yapmayız. Erteleriz. O ruh halinden çıkmanız gerekir. Bir silkelenip, canınız sıkkınsa da, üzgünse de, mutsuzsanız da yapacağınıza odaklanın. Üzgünken de çalışın ya da spor yapın, diyet yapın, işte kitap okuyun. Mutluyken de, mutsuzken de, sıkkınken de bir şey için odaklanıp hayatta yol alın hedefinize doğru. O zaman gerçekten bir silkeleniyorsunuz. O problem de bitmeye başlıyor. Güçleniyorsunuz. Böyle de aslan çıkmış. Bence bu falın özeti ve size vermek istediği mesaj şey, güçlenmek için yapmanız gerekenleri yapın. Bence artık güçleneceğiniz döneme giriyorsunuz. Aslan çıkmış. İnşallah öyle öyle de olsun. Hani güzel de olumlamalar yapalım. Hayatınızın bundan sonrası kalanı ve çok daha güçlü geçsin. İstediğiniz gibi olsun her şey umarım. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.